Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. İlk turun ardından seçme hakkını kazanan 47 binden fazla gencin katılımıyla birlikte yurt içinde ve dışında 64 milyondan fazla seçmen bir kez daha oy kullanacak. İkinci turda daha küçük. İlk iki turda en fazla oy alan iki ismin yer aldığı pusula olacak. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu. İkinci turda ilk turdaki oy verme kurallarının aynısı geçerli olacak. Seçmen yine üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve fotoğrafı olan bir kimlik belgesiyle birlikte ilk turda oy kullandığı sandığa gidecek. Ardından burada mührünü, zarfını ve pusulasını aldıktan sonra oyunu kullanabilecek. Görme engelliler için yine aynı şablon geçerli olacak. Görme engelli seçmen bir yardımcı aracılığıyla oy pusulasını ilgili şablona yerleştirecek. Şablonu kapattıktan sonra üzerinde bulunan delikler aracılığıyla oyunu kullanabilecek. Mührünü, zarfını ve pusulasını alan seçmen için artık kabin aşamasına gelinmiş durumda. Bu turda daha küçük bir pusula kullanılacağı için oy verme işleminin ve sayım işleminin daha kısa sürmesi bekleniyor. Seçmen istediği adaya evet ya da tercih mührünü bastıktan sonra pusulasını zarfın içine koyacak ve zarfını kapattıktan sonra oy verme işleminin son aşamasına geçilecek. Pusulaya birden fazla mühür basılması, zarfın üzerine ya da pusulanın üzerine birden fazla ya da herhangi bir işaret koyulması oyun geçersiz kılınması anlamına geliyor. Her seçmene bir zarf ve bir pusula verileceğinde hatırlanmasında fayda var. Artık imza anlatılmasıyla birlikte oy verme işlemi sona eriyor. Seçmen oyunu kullandıktan sonra zarfını sandığa atacak ve oy verme işlemi böylelikle sona erecek. 28 Mayıs'ın kesin sonuçları itiraz süresinin ardından Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak. YSK'nın kararını açıklamasının ardından kazanan aday mazbatasını teslim alacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek ve resmen göreve başlayacak. Tercih mührünü de vururken.